Şimdi daha önceden de söylediğimiz gibi zaten bizler lokantacı esnaf olarak gerçekten zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiriyorduk. Bu kapanmada yani tam kapanma 17 günlük bir kapanmada daha da zorlaştırdı. Hani tabiri caizse borcu borcudan kapatmaya çalıştık. Dün biz şöyle bir gezdik arkadaşlarla, yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber. Birçok esnafımız da kapatmış. Konuştuğumuzda hepsi memleketine gitmiş, köyüne gitmişler. Hani bunları tamam bayram ağzında yoğunluk olmasın, vaka sayıları artmasın. Tabii ki bizler de bunları istiyoruz. Burada işte banka kredisi olanlar var, adliyelik olanlar var. Ne bileyim taksitlerini ödemekte takip eden icralar, hacizleri var. Onlar da kaldırılsaydı ya da onlar da durdurulsaydı daha da iyi olurdu. Ramazan sonunda da bütün esnaflarımız, bütün üyelerimiz bir umutla, bir heyecanla onu beklemeye karar aldılar. Onun için de alınan kararlara tabii ki saygı duyuyoruz. Tabii ki insan sağlığı her şeyden önemli. Ama dediğimiz gibi bu banka, haciz ya da kira, icralık, elektrik, su diğer gider faturalarında kararlar alınıp da durdurulsa ya da ötelenmesi gibi bir karar alsaydı o bizi de daha çok mutlu ederdi. Bu gidişle sonumuz nasıl bir süreç yaşanacak? Bayram sonu göreceğiz. Kaç tane esnafımız kapatmış, kaç tane esnafımız açacak? Şu an belli değil. Evet, tam kapanma sürecinde paket servisi. Şimdi yani önceden gelal vardı, o gelal yok. Online sipariş ya da telefonla olan siparişlerimiz. Şimdi online olanlar ya da olmayanlar var. Mesela ya da bazı şeyler var ki sulu yemek yani ev yemekleri yapan yerler var. Dolayısıyla bunlar kapattılar. Çünkü daha önceden de paket servisi yoktu. Yapamıyorlardı daha doğrusu. Bunlar da bir paket servisinde tabii ki bunlar kuryedir, araçtır. Bunların artı bir masrafı oluyor. Bu da işletmeciye küfriyet getiriyor. Dolayısıyla zaten paket servisi yapan esnafımızlar belli. Yani pideciler, dönerciler, kebapçılar bunlar zaten yapıyorlardı. Şimdi zaten bu tam kapanmada da paket servisini devam ettirebiliyoruz. Yani gece 24'e kadar paket servisimiz devam ediyor. Online servis ya da telefonla olan siparişler devam ediyor. Gel al olmayacak. Bu da ne kadar tatmin eder, ne kadar işletmeyi kurtarır soru işareti. Yani bunlar zaten paket servisinde istenilen, beklenilen bir ciro ya da bir iş hacmi yakalayamadıklarından dolayı sıkıntılar vardı. Şimdi gel al da olmayacağına göre tüm esnaflarımız dediğim gibi sıkıntılar üstüne bir sıkıntı daha katlandı. Ama inşallah bayram sonunda bir heyecanla, bir sevinçle, inşallah bu vaka sayıları da düşüp de bayramdan sonra da tam kapasite açılmayı bekliyoruz.